Evet, üçüncü sezon ilk bölüm. ilk videoyu izleyenler ilk iki sezon hakkında bayağı bir şey öğrenmemiş olabilirler ama ne anlattığını bence bayağı öğrenmiş olabilirsiniz. Ve bizce de dizinin ne anlattığı daha önemliydi. Biz de onu konuştuk. Şimdi 3. Evet. sezona hızlı başlamak önemli biraz 3. Evet. sezonu günü gününe izlemek de keyifli olur çünkü ilk 2 sezondan sonra çok büyük fark var 3. sezonda evet, hani 3. Yani. sezondan başlayacak arkadaşlar en azından bir özet yapalım dedik biz önceki videolarda aynen yani o özeti izleyip kafanızda bir fikir oluşup ilk 2 sezonu hiç izlemediyseniz girebilirsiniz İzlediyseniz de hatırlarsınız bazı şeyleri güzel olur Hı -hı. şimdi 3. sezon bu sezonu bölüm bölüm bakacağız İlk bölümde de bugün başlıyoruz. 4 Önce... 3. sezon. Ya, West 4 mi? 3. sezon <laughs> Black Mirror'ın <laughs> olmuşu. <gülüyor> güzel. Black Mirror'ın yapmaya çalışıp da abi teknoloji brom ne kadar kötü brom. Instagram brom falan seviyesinde kalan eleştirimi getiriyor. Futuristik düşünce mi aşılıyor? Ne yapıyor? Korkutuyor mu? Belli değil. Artık biraz sıkan bir formülü var Black Mirror'ın. Aksine bu tarz eleştiriler işte bir e, gerçek bir profil, gerçek bir hayat döngüsü içerisinde sunabilmeye başladığı için artık Cyberpunk, pardon yani Westworld'un 3. sezonunda biz gerçekten gelecek dünyası içerisinde olduğumuz için ee, çok daha yeni çok daha farklı şeyler konuşacağız artık. Posterinde işte zaten hemen de diz çökmüş bir robota saplanmış kule gibi gözüken bir imgelen var. Ve introsundaki Ghost in the Shell göndermeleriyle falan beni benden aldı daha ilk dakikadan evet zaten. Ya. dedim Tamam ya olacak bu iş yani. Denizden çıkan host. Zaten şeyde tweet attı Host in the Shell diye. Yani hmm. o kadar güzel ki. İyi ki de e, taze taze yansımasının tabi. ya yani çok iyi güzel tesadüf geldi hem e, yansımasına dokunması hem de abi şey bir noktada küçük bir sahnede olsa yüzü çiçek gibi açılan bir host ah. gösteriyor ya bir yerde. Evet. O da Ghost Hı -hı. in the Shell'in ikinci filmi Innocence'daki fahişe robotların yüzünün açılma halidir bu arada. Yani iki tane gönderme var aslında Ghost in the Shell'e şu noktada. E, çok hoşuma gitti benim. Yani iyi bir noktadan yaklaşıyorlar gibi hissettim. Hatta bir şey daha söyleyeceğim. Üçüncü sezon bölüm 1 açıldığında e, Rico, Rico değil. Rico kullandı app'ti. Neydi? Kaleb. Kaleb yatağında Tabii. bir uyanıyor. Kaleb'in uyanmaları falan Dolores'in ilk sezondaki uyanmalarına çok benziyor. Fark benziyor. etmişsindir belki. Acayip benziyor hem de. Hemen ses e, duyuyor. Kulağına bir... bir ses geliyor hemen. Yani arkadaş falan anlıyoruz ama bir ses geliyor yani. <laughs> Tabii gözü açıyor. ışık şey günlük rutinle başlıyor falan. Aslında birazcık orada şey paraleli kurmuşlar. Kaleb de bir insan ama işte bakın o da hayatı aslında kendisine yazılan döngü içerisinde yaşıyor gibi. Hemen de ilk bölümden şeyi vermişler. İlk iki sezonda da ufak ufak bahsettikleri. Yani insan olarak biz robot değiliz, biz programlanmış değiliz diyoruz ama... ...onun dışında yani ekmeğimizi kazanmak için şehirlerin içerisinde biz de programlanmış hayatlar yaşıyoruz gibisinden... ...hemen o paralelliği kurup vermişler. Bu ilk bölümden yani şey... ...ilk bölüm neler oldu muhabbetinin dışında... ...ben o paralellik çok hoşuma gitti açıkçası. Abi evet ya bayağı başarılı. Hatta ben Aaron Paul seçimini başta bir... ...acaba neden falan deyince... ...bu karakteri Hı -hı. görünce direkt anladım abi. Yani Breaking Bad'de yarattığı karakter... ...ki Aaron Paul'un belki... Hı -hı. ...oyunculuk olarak fiziksel duruşu falan da öyle biraz. Hep Hı -hı. böyle biraz daha itilen, kakılan... ...hayata tutunmaya Hı -hı. çalışan tutunmaya çalışırken de kötü yola sapmayı bir araç olarak kullanmaktan çekinmeyen bir karakteri çok iyi oynuyor Derif. Yani Aynı karakter alıp. sokaktaki düz adam ya böyle biraz aynen, anladın aynen. mı hani böyle hemen paralellik kurabildiğim bir adam böyle o şeyi iyi taşıyor. Ee, anlıyorsun yani herifin nerede ne olduğunu. Üstün bir adam gibi gelmiyorsa Erişle erişilebilir birisi gibi geliyor hem yüzüyle hem oyunculuğuyla. Böyle evet. bir rol yazmışlar belli ki. Ya direkt zaten düşünmüşlerdir ya oğlum falan. Abi buyur, bu role tamam biz Aaron Paul'u arayın abi hemen hiç düşünmeyin. Direkt. <gülüyor> <gülüyor> hazır role hazır gelsin. Zaten aklı gitmiş duyunca. Ve dizi e, bence iyi bir yerden başladı ya. Hani şeyde yapmadılar. Ben onu sevdim oradan gireceğim biraz da. Abi işte 50 sene sonra falan. Hani böyle ya da işte. Hı -hı. Abi evet. robotlar dünyayı parçalamış her yer yanıyor. İşte oraya çıktık. Aa çok kötü falan. Yok abi. Direkt böyle bir aklıcık 3 ay bir zaman aralığı koyup 3 ay içinde olanları da muhtemelen kurgu içinde verecekler. İkincisi sezon fragmanından biraz anlaşılıyor. Çok iyi bir yerde başlıyor. Dolores'in kazandığı zihinle beraber 4 milyon datayı okuduktan sonra direkt kendisiyle ilişkiye giren ve biraz tepede olan insanlara gitmeye başladığını görüyoruz zaten. Hı hı. Oradan da şeye getiriyor konuyu. Yani şey hoşuma gittiğini açılışta. Erin Paul karakterinin senin dediğin gibi aynı şekilde başlayan kalıp karakterini hı hı. falan başlayan bir durumu var. Aynı zamanda hala ve hala yani şeyi bilmiyor insanlar tabii ki onu da ekleyelim. Westworld diye bir yerde sadece olay olmuş onu biliyorlar. Dünyada tabii. robotlar var mı yok mu heh. ya da heh. O çok kritik. Onu çünkü yani. üçüncü sezon şuraya gidecek belli ki. Ee, geçenlerde ben benim kafa açan şeyler serisinde algoritma tanrım oluyor diye bir tane video çekmiştim. Hı. Ee, aslında o konu tabii çok hani böyle benim aklıma ilk kez gelmiş bir konu falan gibi değil çok konuşulan bir konu ama ben kafa açan şeyler serisinde biraz daha bilim kurguya uzak insanlara bilim kurgu konseptlerini anlatmayı birazcık kendime bir şiar edindim bunu bu videoda söylüyorum çünkü bu videoyu sadece bilim kurgucular izleyeceği için nasıl <laughs> düz vatandaş burada bunu izlemiyordur yani tabii. ama düz vatandaş şeyi hep kaçırıyor bilim kurguda artık böyle yıllardır konuşulan bazı konular bugün hayatımızda yavaş yavaş gerçeğe doğru yaklaşmaya başladı ve bunun ne kadar bilim kurgu bir şey olduğunu aslında kaçırıyoruz çoğunlukla. Ee, bunu aslında yine Christopher Nolan değil mi? Evet. Şey değil, yok Christopher Jonathan, Nolan değil, Jonathan, Hangi Nolan? Nolan. Jonathan, Nolan. Jonathan Nolan. Jonathan Nolan bunu Person of Interest dizisinde daha önce işlemişti abi. Person of Interest Hı. dizisinde bir tane algoritma var. Ee, uzatmayacağım, şöyle oluyor, böyle oluyor. 4. 5. sezonda bir tane algoritmanın altını bir açıyorlar. Algoritma o kadar güzel hesaplama yapıp o kadar her şeyi öngörebiliyor ki... Algoritma bunlara şey soruyor. Bir sezon finallerinden bir küçük sahnedir bu. Algoritma şey soruyor. Ne yapmamı istersiniz diyor. Bunlar soruyorlar algoritmaya. Aslında sen bizim ne yapmamızı istersin diyorlar. <laughs> Öyle bitiyor bölüm. E, çünkü artık bir yerden sonra hesaplama gücü ve mesela bu bölüm hep şeyi vurguluyorlar. Dikkat et. Aaron Paul'un karakteri Kalep. Sürekli böyle bir abi işte çalışayım puanlarımı arttırayım ki evet. daha iyi işlere girebileyim. Bu da Black Mirror'ın bilmem hangi bölümünde Instagram takipçisine göre içki servisi falan gibi kurmuşlardı ya. <laughs> yani adam aslında iş performans puanlarını arttırmak istiyor ki daha iyi işlere girebilsin diye. Ama mesela puanlarını arttırsa da pozisyon alamadığını fark ediyor bir süre sonra. Mesela hani aslında şey ne kadar sen optimize bir sistem kurduğunu zannedersen zannet. İş yoksa yok orada yani. <laughs> Bu arada bu yani bu dönemin aptallıkları da, da var için içinde. Ya yani burada da aslında bir, iyi bir şirkete girsen sen puan sistemine tabiiz. Yani içeride seni değerlendiriyorlar, yükselmen tabii için. Tabii canım. Senin CV'ne bakmak demek zaten tabii. yine insan beynindeki bir algoritmanın yine seni belli puanlara göre yani ha Boğaziçi mezunu, ha buradan önce işte PNG'de çalışmış diye bakmakla ha iş deneyimi yok, ha lise mezunu diye bakmak arasındaki fark yine bir algoritma düşünce tarzında şeyi. Ama işte üçüncü sezon benim anladığım kadarıyla ilk bölümünden algoritmaya karşı yani aslında algoritmaya karşıdan kastım şu. O videoda da anlatmıştım. Algoritma artık böyle tanrısal bir noktaya gelip insanların sorgulamadığı sistem bir şekilde çalışıyor, trafiği çözüyor, işte lojistik işlerini çözüyor, kim ne işe girsin, kim hangi yerde doğusun falan bunları çözebilecek bir insight diye bir algoritma geliştirmişler. Ki bu çok uzak değil gerçekten aslında bugünün dünyasından. Benim o videonun altına bazı tıpçı arkadaşlar şey yazmıştı. Abi bugün kim ameliyat olsun olmasın risk faktörlerine göre algoritma karar veriyor zaten. Biz seçemiyoruz falan yazmışlar. Hı hı. Dedim vay arkadaş yani ölene kalana karar verdiği noktaya gelmişiz algoritmanın. Tabii yani sigortalar da öyle çalışıyor ya. Büyük sigorta şirketleri. O yüzden şey bana bir, bir tık ilginç geldi abi şu an 3. sezonda. 3. sezon çok da ileri gelecek gibi değil. Yani e, insan olup olmadığı anlaşılamayacak kadar iyi robotları üretebildiğimiz dönem bizim muhtemelen çok ileri bir gelecek olacak. Algoritmaya taptığımız dönemse muhtemelen çok daha yakın bir gelecek. Evet. O yüzden bence Westworld 3. sezonda geçirirken aşırı Future World'e götürüp seyirciyi korkutmaktan biraz endişe etmişler. Biraz Black Mirror tutmak istemişler ki iyidir. Yani kötü bir şey değil bu. Çünkü aşırı geleceğe gidersen bu sefer Blame animesine dönersin. Ne oluyor abi falan olursun böyle. <laughs> Zaten Fantastik eser olur yani. 21. yüzyıldan çıkmayacağız demişti galiba Jonathan Nolan. Onu hmm. yanlış da hatırlıyor olabilirim ama öyle bir muhabbet vardı sanki. Tabii. Yani fantastik eser olmasın diye çok daha bugüne yakın bir gelecekte bir anda olduğumuzu fark ediyoruz. O benim hoşuma gitti. Çünkü böylece bugün Westworld'un 3. sezonunu ben herkese rahatlıkla tavsiye edebilirim. İlk 2 sezonu izlemeyin abi. Black Mirror yerine Westworld sezon 3'ü izleyin diyebileceğim insanlara. Bu çok hoşuma gidiyor. <laughs> ee, öte yandan işte algoritmanın bütün bu hesaplama sistemi içerisinde Delos'un gizli datası ve Delos'un gizli teknolojisi olan insana çok yakın robot diye bir şey olduğunu algoritma belli ki bilmiyor. Zaten ne zaman kamera şeye zoom yapacak olsa e, doğru orası zoom yapacak olsa anomali anomali diye zaten evet. algoritmanın gözünden görüyoruz orada. Algoritma bütün hesaplamasında. Anomali görüyor. Ulan Ha, burada hesap dışı bir tane birisi var ne yapıyor lan bu bunun geçmişi kim bu kim falan diye şaşırıyor. Yani belli ki algoritmanın ayarının düzenini Dolores'in bozduğu aslında bir nevi Aa. yani yine kendilerini programlayan kendilerini bir program içerisinde yöneten bir sistemi yani insanlık yani şöyle yapmışlar robotlar şimdi insanları mı öldürecek evet Dolores kendi aklınca öyle düşünüyor. Ama muhtemelen birkaç bölüm sonra fark edecekler ki yine büyük bir oyunun parçasılar büyük resmi görecek anladın mı? Diyecek ki ula algoritma asıl hatta görmüş bile muhtemelen sayda bu kadar sarmasının sebebi o. Heh, işte bak ben sen deyince şimdi uyandım. Ee, o ya. görüntüleri e, neydi lan acaba bu görüntüler nereden geliyor? Hani bir ayrı bir data merkezi mi bunu takip ediyor? Dolores orada mı anomali olarak gözüküyor diye düşündüm. Rehoboam görüyor tabii ki yani benim hiç aklıma tabii. ilk aşamada gelmemiş yani. Tabii tabii bu bu bölüm aslında bu oyun yani biz bu sezon belli ki biraz şey. Robotu insanı geçtim. Özgür olmak isteyen vatandaşlar, belki insanlar ve robotlar anladın mı? Yani bana şey gibi geliyor biraz. Caleb sanki insanlığın hani bu ya biz niye bir algoritma tarafından yönetiliyoruz diyen ruhunu temsil edecekmiş gibi bir yerde konulmuş. Dolores de zaten insanlıktan nefret eden, özgür olmaya çalışan robotlar gibi. Sanki ikisi de bir süre sonra algoritmanın şeyi altında hesaplaması altında ezildiklerini fark edip ona karşı bir mücadeleye girişeceklermiş gibi bir hava şu anda var ama This is Westworld 3 bölüm sonra ne olacağı belli olmaz tabii. tabii i̇lk yani. bölümden aldığım enerji benim böyleydi. Yani Rehob... çok da iyi çok memnunum. Çok güzel yani. Evet ilk bölüm çok iyiydi ya. Ve hani Rehoboam konusu sen oradan iyi bağladın. Bak bir an... ben de uyandım böyle şey. Ee, şey olarak da güzel. Fortep diyordu ya bunlara. Şimdi Dizi aslında çok farklı bir dünyayı açtı ee, özellikle oslar için normal o e, döngünün dışına çıkar gibi olduk biraz daha biz de seyirci olarak ama yine de bağlarını koruyor Ford özellikle şey diyordu işte da Dolores ya, dışarısı zor hocam yani <laughs> oraya çıkınca hmm. o kadar rahat edemeyeceksiniz Rehoboam aletini görünce ki bu aleti de şöyle açıklayabiliriz ee, bütün dünyadaki insanların gideceği yolu çiziyor ve o yol içerisinde tamamlamaların o yol tamamlamanın sağladığı için dünya güzel bir yer oluyor. Küresel ısınma azalıyor. Savaşlar azalıyor belki bilmiyorum. Kavga gürültü gidiyor. Ama herkes e, aslında Westworld'deki gibi çizilmiş, yazılmış, kendilerine verilmiş hayatları devam ediyorlar gibi bir durum var. Yani algoritma bugün de aslında aynı şeyi yapıyor. O yüzden hani milletin kafası kaçması diye ben bir şey söylemek istiyorum. Algoritma dünyayı yönetmiyor. Yani ya, yönetmiyor. Sorduğun zaman algoritma yönetici değil ama Hesaplamaları ve dağıtımı algoritma yapıyor. O Aynen. yüzden aslında şey gibi, atıyorum sen yöneticisin, diyorsun ki ya bana şuradan bir işte ne bileyim çikolata getirin. Abi çikolata yok diyorlar. Diye yok ya diyorsun. Abi algoritma göndermedi çikolata bu hafta <laughs> diyor adamlar sana. Sen de diyorsun ki ha algoritma göndermedisi bir bildiği vardır diyor. Aynen. Aslında sen hala yönetici... Yapabilirsin yani. Heh. <laughs> Yani evet sen hala bugün yönetici sınıfsın. Yani aslında insanlık şeyin farkında değil. İradelerini bir algoritmaya teslim ettiklerini farkında değil. Bence dediğim gibi bugünün dünyasıyla birebir aynı durum bu. i̇radelerini algoritmaya teslim ettiğinin yeri farkında değil ama aslında teslim etmiş durumdalar. Bu düşünsel yapıyı kaçıran seyirci şeyi anlamayacak. Ya bunlar niye robot algoritmayı öldürmeye çalışıyorlar? Çünkü algoritma evet yönetici değil ama idareci ve idareci demek şey demek aslında. Yani yetki kimde olduğuna bakar iş gerçekten de. Hani sen yetkiyi aslında devretmişsin birisine. Hani şey gibi, subay darbesi derler ya yani anladın mı? Tamam <laughs> genelkurmay başkanı değilsin ama 10 tane sinirli subay çok fazla tehlikeli şey yapabiliyorlar. Ara, ara kadro aslında algoritma ve aslında hemen de o gözlüklü çocuğun ilk bölümden söylediği gibi algoritmanın tam olarak ne yaptığını tıpkı bugün Youtube ve Google'ın arama algoritmasının ne olduğunu <laughs> hala mühendislerin <laughs> <neredeyse gülüyor> biraz <laughs> kontrolünden kaçırması gibi. Tam olarak kimse bilmiyor çünkü kendi kendini iyileştiren ve dönüştüren bir şeydir yani bu yapılar. Öyle evet. güzel ve ilginç bir noktadayız bakalım. Onun evet. dışında Dolores'in müthiş kıyafetleri vardı bütün bölüm. <laughs> dur dur oraya geleceğim. <laughs> bu dediği konuyu bu arada işte karar verme algoritmanı karımız. Charlotte daha ya yani Charlotte şu an kim bilmiyoruz bu arada onu da ekleyeyim. Dolores'in topu kendi Dolores bedeninde şu an anladığımız kadarıyla. Charlotte'da Hı -hı. başka biri var o toplardan hangisi ise artık. Ee, ama Charlotte da şey, senin dediğin gibi giriyor işte. Ee, intern e, CEO, geçici. Orada karar alıyor. Karar alırken William yok masada. William'in yerine yine yapay zeka karar veriyor. Bir tek orada yönetim kuruluşta şey diyor. Yalnız yap yani algoritmayı mı dinleyeceğiz falan. E dinleyeceğim kardeşim diyecek. Sesini kısıyorsun direkt zaten. Kimse de bir şey diyemiyor. Yani biraz şey de gibi işte. Senin dediğin konu. Evet yapabilirsin. Ama algoritmanın dediği doğrudan da çok algoritmana korku da var. Hani dışına Tabii. çıkarsak... Ee, başımıza iş alırız gibi bir şeye de gelmişler yani. Oğlum sıçmayalım. Çünkü mesela şeye de var başta yine. Ya abi dizi o kadar güzel yazılmış ki işte yani her şey birleşince kafanda <laughs> çok tatlı oluyor ya. Alman evet. herif e, belli ki yatırımcı. Abi hisse senedini sat. Satamam çünkü şu an market durdu. Muhtemelen algoritma durduruyor. Anladın mı? Satışını yapmanın tehlikeli olduğunu söylüyor şu anda. Kimse de o yüzden almıyor. Aslında kendi yarattıkları bokun içinde boğulmaya başlıyorlar biraz da. Tabii. Yani... Ya yani çok çok temiz bir bölümdü ya ben e, şöyle hani nasıl söyleyeyim hakikaten Black Mirror'cı tayfanın asıl izlemesi gereken dizi budur e, diye sağda solda çok söyleyeceğim. E, çünkü bir bir şeyin ya bir nasıl söyleyeyim düzgün bir kapsama oturtulmadığın zaman fantastik şeylerden bahsediyormuşsun gibi oluyor sadece. Değil aslında yani bir kontekste oturulduğu zaman oturtulduğu zaman bu şekilde çok daha anlamlı oluyor konseptler üzerinde konuşmak, o fikirler üzerinde konuşmak. Tabii. E, bu arada dolar şeyi de çözmüş hı. kıyafetleri dedin ya yani e, muhtemelen Liam'ı etkilemek için o kadar zaten e, güzel kıyafetlerle geziyor ortalıkta ya yani ona bağ kurmak için. Şeyi de çözmüş. Tabii canım onun şeyde nasıl çalıştığını. Onu zaten Westworld'de şeyde anlatıyorlardı. Yani e yeri geliyor bunların hani insanları etkilemesi falan gerekiyor ya biraz işleri evet, gereği. Evet. Orada da biraz şey çözmüşler. Hani ne yapsak da genç erkeklerin aklını alsak zaten Westworld'daki bütün kadın hostların muhtemelen programlamasında olan bir şey erkeği etkilemek <laughs> için bir şeyler yapmak çünkü millet biraz da onun için geliyor ya Westworld'e evet. ama bir yandan e... da işte erkekleri iyi tanıdığı için de harbiden tanıdığı için artık ilk öldürdüğü karakterde de karısına şey diyor işte seni özgürleştirdim yani ha, evet evet ya, çünkü o herifin tecavüzcü bir pislik olduğunu biliyor kendisine tecavüz etmiş şeydeyken Heh, işte. kim bilir nelerini duymuş görmüş yani Abi çok acayip e... yani. Çok ilginç güzelmiş. ilginç gerçekten evet Peki var mı başka ekleyeceğim bir şey bu bölümle ilgili? Rehobam konusunu konuştuk. Ee... Ha, yani bir çok de tabii... genel çizgiler çizesim geliyor benim. Çünkü tek tek teorilere çok giresim yok. Öte yandan teoriler fışkırmış. Hemen Aaron Paul'un karakteri aslında acaba bir android mi? Ha Ama o orada şeyden, çünkü... e, annesinden dolayı Hı -hı. o biraz oldu galiba. Sen benim oğlum değilsin diyor vurguyla falan ya bir yerde hastanede. Evet evet bence orada çok bariz şey yani yazarımızın aklına güveniyorum. Bence orada şöyle güzel bir şey yapacaklar. Aaron Paul'un karakteri robot mu değil mi diye herkes konuşacak. En sonunda insan çıkacak. Evet. Ee, yani biraz millete de şey düşündürtmek istemiş aslında bence. La bu insan mı değil mi diye bırak millet tartışsın demiş içinden. Çünkü aslında bence yaratmak istediği etki ulan zaten hani insan da olsak işte biz de yeri gelince robot gibi oluyoruz. Hani anladın mı? O kadar da özgür değiliz. Vurgusunu daha iyi yapmaya çalışıyorlar. Bence bu sayede şeyin üzerinden. Aaron Paul'un karakteri üzerinden. Ee, bir de şey sorunu var orada zaten yüz Yani robot Gibi planlansa Rehoboam Rehobo aleti içerisinde O da anomali yaratacak Sıkıntı çıkar yani e, Onu yedir abi çünkü a, Şeyin e, anomali diye gösterip Zoom yaptığında Dolores'e mi zoom yapıyor Gerçi Şeye evet, zoom yapıyor oradan, onu bilemezsin bağlar. Doğru, Oradan bağlar Bence şey için yapıyorlar şu anda Teoriciler bir çıldırsın yani anladın mı Teoriciler <laughs> şey olsun Kesin robot abi kesin robot falan desinler böyle. <laughs> sonra ya robot değilmiş oğlum aslında işte biz de aynı robotlar gibi döngüsel bir hayatın içindeymişiz brom falan gibi bir gençleri bir düşündürmek istemiş bence abim orada. Ee, hoşuma da gitti açıkçası bence bu çaka çakallığı. Ha 3 gün sonra robot çıkarsa da önceden fark etmiştim der işte söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama mi? bence evet. çok kör gözüne parmağım yani biraz orada çok, böyle. Çok hem de yani. Ha işte hem Dolores gibi bir döngüde uyanması hem böyle sen benim oğlum değilsin falan çok böyle şey hani teorisyenler bir düşünsün bakayım robot mu değil mi diye yemlemiş gibi geldi bana. Biraz şeyde şey de yapıyor. oğlum. Bak şimdi düşünce aklıma geldi sahneler canlandı gözümde şey Dolores sonda kendini koluna bırakıyor ya William'a bıraktığı gibi yani orada da ha. şey de çıkarabilirsin insan işte tamam hani William da insandı gittiğinde hani o zaman hani her şeyden bir şey çıkaracaksak onu da çıkarabilirsin yani. <laughs> Tabi. Ee, yani o yüzden hani her şeyden bir şey çıkarmaca gibi bakmak yerine ben 3. sezon daha sakin açtıklarını düşünüyorum. Ee, Charlotte'un içerisinde Charlotte'un kendi programı nasıl olabilir açıkçası? Yani, Charlotte'un kaydı varsa olabilir tabi. Neden olmasın? Olabilir. Charlotte'un kaydı kesin vardır abi de şey açısından söylüyorum. E, ee... Aa bu arada vardır tabi Charlotte da e, şapka vardı diye hatırlıyorum ve şey vardır, yapıyordu. Vardır abi. kendi, takılıyordu kendi... zaten. Tabii. Kendilerini ölümsüzüz yapmaya çalışıyorlar ya zaten onlar kendi kaydı vardı yani muhtemelen o toplardan bir tanesi Charlotte'un zihniydi e ama hani Charlotte'u robot haline getirip robot bedeniyle şimdi tekrar çıkarttıktan sonra şeyi söylemiştir hani artık beraberiz gibi demiştir ve onu kendi tarafına çekmiştir diye düşünüyorum. Inside'ın şey... içerisine şimdi bir host beden yerleştirdi kendisini. Evet. Liam'ın korumasını e, klonlayıp oraya koymuş oldu yani. Ha Oraya bir hamle yaptı. Inside ya zaten dediğim gibi muhtemelen algoritma versus robotlar ve özgürlük isteyen bir avuç insan şeklinde bir yere gideceğiz gibi geliyor bu sezon bana. William abimiz ortada yok. Man in Black abimiz. E, Man in Black abimiz zaten ama öldü galiba. İşte bilmediğimiz evet. bir şekilde. Tam emin değiliz. İkinci sezonun de sonunda yerde... gördüğümüz Hmm, uyanmış olma durumu var yok bir şeyler. Orada işte şey karışıyor. Charlotte boş koltuğa bakıyor sen geçici CEO'sun CEO'sun değilsin algoritma cevap veriyor diyorlar ya. Acaba William'ın yerine yazdıkları yazılımdan mı bahsediyorlar? Evet onu belki, de, belki de evet geliştiriyor olabilirler onu o anda. Yani gelişiyor, gelişme aşamasındaki durum olabilir. Çünkü şeyi görmüyoruz. Kızı da hayatta mı diyeyim bilmiyoruz çünkü Dolores Bernard ilişkisini gördüğümüz için kızı da orada yani yapay zeka olabilir yani ee, bize verdiği görüntü hiçbir şey anlatmıyor o yüzden ikinci sezon ama dediğin doğru yani şu anda William'ın belki de e, gerçek hayatta gerçek diyebileceğimiz hayatta varlığını sürdürmesi için geliştiriyor olabilirler onu o tarz bir algoritmayı orada o da onu da güzel verdiler ya hiç sıkıntısız verdiler ki e, şeyde atlamayalım e, Bernard da hani Dünyada kasapçılığa başlamış yapay et yetiştirilen bir yerde takılıyordu. Orada ha, şey, evet. şey fikri hoşuma gitti benim de. Ee, parktan hemen kopulmuyor. Ee, çünkü oraya dönmesi gerektiğini düşünüyor Bernat bir şekilde. Ve e, o da kendi içerisinde bir çift kişilik yaratmış durumda. Artık zihni mi yandı? Yoksa gerçekten başka bir karakter mi yazılı? Yoksa Ford mu orada? falan filan diye bir sürü e, oradan da teori çıkacaktır yani. Yok yok o bence şey, o çok basit bir şey abi. Doktor Jekyll, Mr. Hyde yani üst benlik ha, alt öyle, benlik öyle. insanda da olan. Yani öyle ama bence işte farklı bir şey çıkar mı yani? Farklı bir şey çıkar mı? Yok bence Bernard orada kendisini kapatıp böyle survival için yarat canavar gibi yazdığı ikinci bir benliği bırakıyor. Dövüş bitince de geri çekiyor kendisini gibi bir hali var ama e mesela şey bir gizem şu anda onunla ilgili bir öngörüm yok. Parka neden geri gitmek istiyor? Ha, Bin güzel. bir tane sebep yani orada yeni unsurlar koyabilirler. Ford'un mergizli deposu varmış hı. bilmem neymiş. Her şey çıkabilir şimdi parka geri Aynen. gidince. Stubbs da oradaymış fragmandan gördüm. Stubbs da orada kalmış. Onu da... Ki Stubbs da ikinci, ikinci, sezonun sonunda şey fikri çok güzeldi Stubbs'ın. İşte Ford benden hostların yanında olmamı istedi. Yani Ford'un tarafında olacağım o yüzden deyip kabul etmesi. Muhtemelen Stubbs'ın da e, Park tarafında bildiği bir şeyler vardır. E, belki tabii. de Bernard ona ulaşacak. yani ee, Bir ben... yandan da Park'ta tabii ki teknoloji kaldı. Yani her şeyden tabii. önce. Bütün o teknoloji orada yatıyor. Yani bir şey faktörü var. Onu ne kadar kurgularlar, kurgulamazlar bilmiyorum ama yani insana benzeyen robot oluşturmak yerine drone robotlar da var ya aslında o da çok tehlikeli bir e, teknoloji. İnşaatçı robot da var orada. <laughs> Ha, aynen. Yani çünkü şeyi görüyorsun. Westworld dışında insanımsı robot hala kullanılmıyor. Şey robotlar kullanılıyor. Bip, bop, bop robotlar kullanılıyor böyle. Westworld e, yani Delos şirketi robot teknolojisi olarak aşmış gitmiş aslında herkese. Çok bariz fark ediyorsun. Droneları iyi hatırlattın. Droneları da fragmanda gösteriyor bu arada. Evet, yani hiçbir sayısını bilmediğimiz durumda drone da birikmiş olabilir bir yerlerde tabi. Onları bayağı yani çünkü direkt asker yani. Mayin aslında hani biraz empatiye benzer bir şekilde robotları kontrol edilme yeteneği var biliyorsun. Şu an bir 2. Dünya Savaşı settingi içerisinde bıraktılar meyve. Evet ya yazık ki ee... ya, paketleyip bir yere koymuşlar <laughs> Ama yani biz önceki sezon sonunda ben mi yanlış hatırlıyorum? meyve alıp almama kararını zaten ile beraber çalışan iki programcı çocuk pardon programcı değilim teknisyen çocuk veriyordu. Ama Maeve ölüyordu ee... sonra Charlotte da ona bakıp geçiyordu. Yani zaten dışarıda kalıyordu ya oradan devam i̇şte ediyordu. İşte evet. Şeyler karar veriyordu ona tehdit ve cebranla çalıştırdığı iki tane teknisyen çocuk vardı ya yanında. Ha evet evet. Onlar a bunu alalım falan hani teknolojik olarak diyorlardı ya. Onlar muhtemelen geri dirilttiler meyve ama ne oldu ne bitti de oraya geldi. Sylvester'la şey işte. Unuttum isimlerini. Ben şimdi. de unuttum ama hatta evet. Sylvester'la Felix. İkisi de meşhur kedi karakterlerin isimleri. O yüzden aklımda kalıyor. <laughs> Onların aslında öyle bir tema var. Meyve kuş. Meyve bir kuş ismi. Ve kuş da sembolize ediliyor sürekli. Evet. Zaten Öbürü Sylvester ve Felix. Kuş uyandırıyordu ya zaten Sylvester Felix'te şey uyandıran Sylvester miydi Felix miydi onu hatırlamıyorum ama yani bir kuş Ben de bir tek isimleri kalmış aklımda. Kuş şimdi. robotu uyandırıp onu kontrol etmeye çalışıyordu aslında. Yani o da zaten hani Mive biraz gönderme gibiydi. Tabii. Ee... Yani Mive bir şekilde Dolores'le tekrar ne zaman yüzleşir ne olur bilmiyorum ama bir şekilde kendisine yani şu an aslında 2. Dünya Savaşı settingi ortasında olması Etrafta çok fazla host varsa Mavi oranın tanrısı gibi bir şey yapıyor bir nevi çünkü biraz sonra herkesi zihinsel olarak kontrol etmeye başlayacak galiba eğer o programlaması hala duruyorsa. Ve Geçtiyse tabii öyle debilir orada. Yo fragmanda gözüküyor ya o şey durduruyor herkesi yine sonra da şeyin Vincent Cassel'in karakterinin yanına gidiyor. Hmm. Vincent Cassel'in karakterinin adı da Serac galiba. <laughs> Bu şeyin başı bahsettiği... Kesin Fransız direnişçidir. <laughs> Yok Seraç bu şeyin bahsetti işte ya. Koruma koruma diyor diyor ona ölmeden önce. Ha o mu oynuyor onu? Ha, ben hiç bakmadım oğlum spoiler. Aa, spoiler abi abi spoiler. Yok lan fragmanda var ne spoiler. <laughs> spoiler abi. Bakıyorum hemen. Tamam. Ya benim okay. izle izlediğim versiyonun arkasına her şeyi koymuşlar. O yüzden hepsini ben izledim O fragman üstüne B, işte kamera arkası falan bütün görüntüler vardı yani. Ha evet gerçekten de Anger Round Serac played by işte bilmem kim diye evet. çıktı hemen tak diye. Evet. Evet, iyi, iyi, güzel. iyi konuştuk bölümü. Hafta ikinci bölümde hmm. görüşeceğiz yine. bizi ee, takipte kalın, tıklayın, abone olun. Tabii. Bana da abone olun. Sungurun kanalı biliyorsunuz zaten. Oraya da abone hala değilseniz olun yani. Ee, ee, buralarda, buralarda falan overlay'ler çıkmıştır işte. Onlara basarlar zaten. Overlay'leri unutma bak video sonunda. Ya evet, onları ben hep unutuyorum. iyi dedim. Dur şimdi sen onu yap, onu unutma. koyayım. Aynen, basın. tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi bakın kendinize. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın Bay bay.